Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mountain Blade 2 Bannerlord bölümüne hoş geldiniz efendim. Umay Hatun'un macerası kaldığı yerden devam ediyor ve biliyorsunuz geçen bölüm yanlışlıkla Batanya'yla savaş başlattım ama madem Batanya savaşımız var, bunu neden kendi lehimize kullanmıyorum, öyle değil mi? Batanya'nın tüccarını bir pataklamayı deneyeceğim. Umarım sıfırlanmam. Yani diyeceğim tek şey bu. Umarım sıfırlanmam. Artık böyle adamların tüccarlarını, müccarlarını, her şeylerini kıstıracağım, anladın mı? Etinden, sütünden, her şeylerinden mallarını teslim et ya da öl. Kardeşim sen kimsin sen? Sen kimsin sen? Bir atlı okçuların gücünü şunlara bir gösterelim. Allah'ım lütfen çok kayıp vermeyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok kayıp vermemeye çalışın. Hadi bakayım aslan parçaları, biz yağmacıyız, unutmayın. Bu bizi ileri taşıyacak ya da öleceğiz. Yani iki seçenekten biri. Biliyorsunuz günün sonunda ölmek de var ve ölürsek sürünürüz. Ve ben sürünmek istemiyorum. Ölürsek harbi çok kötü sürünürüz ya. Ulan bu kadar adam bir kervanı kesemeyeceksek, yani lordu kesemezdik baktığın zaman, da kervanlar daha mı güvenli acaba ya böyle. İçimde böyle büyük bir ses var, anladın mı? Samet diyor, kervan diyor büyük bir hataydı Keko. Yanlış yaptın diyor. O kervan biraz daha seni mahvedecek diyor. Eyvah. Galiba harbiden mahvolacağım. Ben daha atı yeni değiştirdim. Böyle sütçü beygiriyle oynuyordum. Lan en azından adamlardan biri öyleydi bari. Kill yok savaşta. Bu beni korkutuyor. Ama var ya, erzakları bir, burayı bir çalarsak. Burayı bir çalarsak. Ya inşallah attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değer. Şu an benim en büyük korkum şu. Hani bunlara daldım. Atıyorum 20 kayıp verdim. Aldım mekanı. Ya da 10 kayıp verdim, 20 kayıp verdim. Her neyse. Attığım taş ürküttüğüm kuşa değmezse o beni üzer. Yani tamam, eyvallah. İşte atıyorum burayı aldım bir şekilde. Savaşı kazandım. Ama gelen malzemeler böyle şeyse o beni üzer. Aga bana bir göndergeli silah lazım da çok pahalı be. 37k mı ne diyordu eleman ya? 37k olur mu lan bir göndergeli silah? Bu agaların okçuları yaşıyor. Şöyle girmişken okçularına bir vurayım. Lan zırhım bile yok, zırhım zırhım. Açım aç. Açım. Ne bulursam alacağım. Hadi bakayım. Tam yağmacı tipi ya. Böyle kervanları falan yağmalama tipi. Abi bir de ben niye böyle olsun istedim biliyor musunuz? Batanya serisinde hatırlayın. Abi 20 bölüm görev yaptık ya. 20 bölüm ya. Bir de 1 saatten de o videolar. 20 saat görev yaptım abi hikayenin altyapısında. Batanya ile aksiyona girene kadar. Hani o tarz böyle çil bir serinin ardına. Dedim ki en güzeli Haydut serisi. Ve yayın tekrarı değil. YouTube özel video. Patır patır ke. Hadi bakalım. Kaçmaya mı başladılar? Birkaç tane atlıları var. Çok iyi. Korktuğum kadar yüksek kayıp vermiyorum. 3 kaybım var. Olur o kadar. Kıdemli adamları kaybetmeyelim yeter. Kıdemli adamlar zor kasılıyor çünkü. Olacak abi yani bu koskoca kervan. Ve kervanın atlıları falan var. Hani stratejik bir rakip seçmedik kendimizi, anlıyor musun? Stratejik bir rakip seçmedik. Böyle atıyorum mobilitesi olmayan, sadece piyadelerden oluşan bir rakip seçsek mis gibi olurdu. Abi güzel yağmalıyoruz da. Güzel yağmalıyoruz da, hadi hakkımızda hayırlısı. Of, at hünerim neredeyse çok güzel artacak. Hocam tabii ki adamları esir alıyorum. Oh oh. Abi takır 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 level. Takır takır level. Neler geldi bakalım şöyle. Al abicim her şeyi al ya. Her şeyi al ya, ne olacak. Biri mi bizi kovalıyor sanki? Gider şurada Omar'a paslarız. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kardeşim tek yer misin? Evet, marangoz ilişkim azaldı marangoz beyle. Umurumda değil. Hadi bakalım. Zaten şeyin yanındayım abi. Şehrin dibindeyim. Sat bakalım.
Esirlerden bile dünya kadar para geldi. Gel ticarete. Abi midilli falan kalsın. Sürüden eksi yiyor muyum bu şekilde? Hayır, yemiyorum. Çok iyi. Üstelik süvariden artıdayım. Silahlar cırt. Ok. Yani bende var uzun menzilli ok ve kancalı ok da var aslında. Uzun menzilli ok alayım iki tane. Cırt. Abi yok mu hiç iyi bir şey ya? Zırhlar cırt, en azından 4K alınacak var. Üf, kadifeler, araç gereçler, malzemeler. Of, 6K para, yapıştır hocam, yapıştır. Ben bunun üzerine tereyağı da alırım. Üzüm de alırım. Anladın? Askerlerin morali bozulmasın maksat. Tahıl miktarını da indir 20'ye. Her şeyden 20. Azaldıkça alırız. Çok iyi, çok iyi var ya. 6000. Müthiş iyi para. Müthiş. Biz böyle bir duralım abi. Keklik gibi avlayalım bunları, anladın mı? Keklik gibi. Tekel kılıç. Kalkanla darbeler daha şey. Kullandığın tekel silahın tutuşu %20 artar. Arttır tutuşu. Tutuş önemli. Tutuş önemli. Çünkü malum hani yakalanırsak muhtemelen Batanya lordları bize tutturur. Zinciri. Sopayı. Tutacağız yani, orası belli. Şimdi böyle bir bakımsız Batanya lordlarından, anladın? Var mı şöyle kenarda köşede biri? Bak, Batanya topraklarına giriyoruz. Çok sakin olalım. 6.9 hızımız var. Bura normalde Batanya. Oy 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 oy. Nereden kaçmalı? Bakımsız var. Aa, bir kervan daha, bir kervan daha. Şişleme zamanı. Şişleme zamanı bebeğim. Oy 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 oy. Bir de buralardan uzaklaşıyor ki. Ay 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 ay. Canım benim, canım benim. Hoş geldin, merhaba. Ne haber? Kanka, malları teslim etsen iyi olur. 100 kişilik bir adam gördüm. Nasıl Yusuf çektim belli değil ama. Hocam oto, 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 oto. Oto parçalama ke. Birine 39 hasar verdim. Nasıl yaptım bilmiyorum. Buna biri kafa attı muhtemelen. Bir de kalkan mı alsam yanıma? Değil mi? Bir de kalkan alayım yanıma. Umay Hatun'un ordusu. Batanya tüccarlarının korkulu rüyası. Bana bir esnaf dayağı atacaklar. Bana bir esnaf dayağı atacaklar abi. Yakalanırsam var ya, o soylular, şehirlerdeki o tüccarlar. Geliyor bana esnaf dayağı. Ben hissediyorum yani yolda. Evet, onursuzluk. Şeref yoksunluğu. Haysiyetsizlik. Her şey bizde. Ne ararsan. Ama para da bizde yeğenim. Asıl önemli olan da bu para. Nereye kaçıyorsun? Ya nereye kaçıyorsun? Hayır bak, benim de dikkatimi bozdun. Benim de dikkatimi dağıttı ya. Ölen var mı ordudan? 5 kişi mi? Bu sefer ağır olmuş. Bu sefer ağır olmuş. Ah be hocam, yakışmadı be. Yakışmadı be. Neyse, artık olduğu kadar diyelim. En azından bardağın dolu tarafını görelim. Birbirlerini oklamıyorlardır inşallah ya. Kıdemli adamlar ölmüyor, anladın mı? Zırhlı atlı okçu ölmüş bak, o hoş değil ama Kaan muhafızları falan ölmüyor yani. Kaan muhafızlarının ölmemesi word. Çok yükselen var, güzel. Paşam, sizin istediğiniz at olsun yeter ki. Ben size at da alırım. Her şeyi alırım ben size. Şu uzun menzilliyi at. Bir kalkan al. Bir kılıcımızın yanına kalkan olsun. Al bunları. Gel Varçage. Gel Hana. Sat bunları. Gel ticaretten. Hocam yok mu hiçbir şey ya? Çok uzun yay. Fırlatmalar falan. Biz bu elemanlardan çok bir şey alamayız abi. Yük beygirinin sayısını bir azaltalım. Biz bu elemanlardan çok bir şey alamayız hocam. Oh, 5K para. Sturgia koşu atı mı? Asaray atı mı? Asaray atı 1000 altın diyor ya. Sturgia avcı atı. Bence bu avcı atı dedikleri elemanlar şey. Savaş atları değil mi?
Binek savaş atı olarak geçiyor. Aser hayatı? Aser hayatı da mı savaş atı olarak geçiyor? Vadi binek atı normal binek. Olsun. Binicilik. Atlı okçulukta az debuff ver. Dönmeye bağlı yay hassasiyetinde kaybı %50 azalt. Yayda isabet ihtimali. Biraz hızlı çekip atsa hoş olur ya. Aslında dönmeye bağlıyı kapatmak lazım. Niye? Atlı okçu oynuyorsun çünkü. Ya normal okçu da oynanır da atlı okçu oynadığın için dönmeye bağlıyı kapatmak daha iyi gibi. Eyvah 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 eyvah. Takip etmiş lan. Kaç? 4 ile koşuyor. 5.5 ile koşuyorum. Birader hırs mı yaptın? Ne yaptın? Anlamadım ki. Takip etmiş herif. Çok tehlikeli topraklardayız. Çok. Şimdi öncelikle bir şu orduya tecrübe verelim. Tehlikeli topraklardayız. O herif beni yakalarsa 40 askerle ben sağ kalamam. Klan leveli 2 mi oldu paşam? Klan leveli 2 oldu bile. Abi klan leveli 2 olduysa ben burada böyle bir iki adam daha tutayım. Abi Epic Toran'ın orada var ya, birini görürsem sıçarım altıma. Deri zırh kazanacakmış galip gelen kişi. Deri zırh derken? Benim aldığım deri zırh. Ben buna para ödedim. Aman var bu bende. Ben bununla mı uğraşacağım ya? Ben haydutum haydut. Şimdi çok dikkatli olmak lazım. 1x'de ilerleyelim şöyle. Bulabilirsek gene bir tüccar müccar bir şey. Allah'ım korkuyorum haritada kırmızı gözüktü mü. O 100 kişi, 100 askere sahip olan adam bana kin mi güttü, ne yaptı anlamadım ki. Bekliyor kenarda köşede. Ben var ya bu Batanya'nın etrafında bir tur atarım. Gene kervanlardan birini sıkıştırırım. Dar koridor şura, insanı korkutuyor ama ne yapalım efendim. Ya ne yapacağız biz, hızımıza güveneceğiz. Hızımız bizim için iyi. Şurayı kim kuşatıyor bilmiyorum. Dikkatli olun. Batanya mı acaba bu? Batı İmparatorluğu. Şu var ya 29 asker gibi Batı İmparatorluğu. Şey Batanya'dan bir asker görsem. Oğlum yağma atacağım. Çok korkuyorum lan. Saldırgan eylemde bulur. Köylülere sana erzak vermeye zorla. Köyü yağmala. Bunlara saldırılır da. Yağma yarıda bölünebiliyordu değil mi bunda? Yağma yarıda bölünebiliyordu bunda. Kervan beklemeyelim, yağma atalım. Ben şu ordu sayımı bir 80'e çıkarayım. Gene her şeye karşı mücadele edemem ama en azından bir şansımız olur be. Atlokçuluğa boşuna gittim bence. Çünkü vuramıyorum. Gerçi hakkımı yemeyeyim yani. 10 atıştan biri isabet ediyor. Seriyi izleyen her 10 kişiden 9'u babuşun elinin ayarına sövüyor falan. Evet gene göklerden yardım alıyor adamlarımız. Lazım lazım. Var ya bu Batanyalı... Ne oluyor? Bu Batanyalılardan biri beni yakalarsa... Benim var ya sonum çok fena hocam. Çok fena yatarım var. Kendi atımı vurdum. Sakın çaktırmayın abi. Hiçbir şey yok gibi. Kendi adamlarımı vurmuyorum inşallah. Oğlum umarım yakınlarda lordunuz yoktur. Ya... Kil çalıyorsunuz ama. Masumların korkulu rüyası. Ayrıca adamın saldırısı. Adama saldırıyı tam götünden oturttum. Kendimi ve ordumu iyice dizeceğim, anladın mı? Daha da gelişmiş bir hale geleceğiz. Kayıpsız geçtik, geçmeye devam edeceğiz.
Ordum daha da büyüyecek. Güçlenecek ve gelişecek. Baktığın zaman 14 muhafız. 6 tane zırhlı okçu. Kuzey Togurdu falan filan. Keşikler. Mis. Tutsağa ihtiyacımız yok. Tutsak bizi yavaşlatır. Şimdi köyü yağmala. Aman diyeyim hocam. 1x. 1x'de yağmala köyü. Şu an var ya şey gibiyim böyle. Allah'ım umarım biri fark etmez diye. 50 altında. Ulan sadece paso şey mi yağmalıyoruz ya? Sadece tahıl geliyor. Köylüler geliyor. Önemli değil. Beyler bir saniye. İşim bitsin. Salacağım köyünüzü. Biri geliyor. Biri geliyor. Adios. Adios. 100 kişiye dalacak halim yok. Lan ne oldu? Benim niye? O adam bana yetişir gibi oldu var ya. Korktum. Vallahi korktum. Ruhayet'e doğru bir gidelim. Beyler mola bitince yağmamız kaldığı yerden devam edecek. Yani tahıl yağmaladık paso. Pek hoş değildi sadece tahıl. Serserilik mi geldi vekil mi? Dördüncü seviye üstü askerler günde 4 tecrübe kazanır. Bütün askerler artı 2 tecrübe kazanır. Garnizon ücreti azalır. Bütün asker... Dördüncü seviye askerler mi kazansa bütün askerler mi? Bütün askerler kazansın ya. Yeni aldıklarımız falan da dönsün. Hocam var ya korkuyorum. Samimi söylüyorum korkarak oynuyorum şu an. 15k var aslında ama... Oğlum ne oluyor Kore'in? Eski serilerden Kore'in hatırladınız mı? Lan ne olacak şehrin kapısına dayanıp beni... Zorlama alacak herifler ya. Abi bu neymiş? Adamlar ne kin gütmüşler ne hırs gütmüşler ya. Kardeşim. Lan bak böyle geziyorsunuz. 20 kişi 30 kişi. Ondan sonra bu adam niye bizi şişlemeye istek duyuyor? 20 kişi 30 kişi gezilir mi ya? Şu sermayeyi biraz daha arttıralım. Merhaba. Bu şehirde sanırım kaliteli atlar var. Şu kaliteli atlardan alalım. Savaş atı istiyorum. Bunlar normal binek. Bizde savaş atı lazım. Sadece bu var savaş atı. Batanya midillisi. Bineklerin sayısını azalt. Zira umrumuzda olan şey taşıma kapasitesi değil. Askerlerimizi ne kadar geliştirebildiğimiz. Alabildiğimiz kadar atlı asker. Abi gerçekten şu an var ya böyle bir korku oyunu oynuyor gibiyim yani böyle. Her an kenardan bir yerden selamun aleyküm deyip fırlayabilirler anladın mı? Gene geldim Batanyalılar. Evet benim. Ben. Şimdi ben bunların hangi şehrini yağmalıyordum bilmiyorum da. Şu kale bana çok riskli gibi geliyor ya. Var mıdır ki kalede biri? Kimse yok gözüküyor ama. Burası onların içi ya. Şuraya doğru Sturgia. Sturgia'nın oraya doğru bir kaçalım. Birader selamun aleyküm. Batanya savaş bineği 700 altın mı? Bıçaklarım sizi de şu an bıçaklayamam. Korkuyorum çünkü. Ay ulan var ya. Az daha gidiyorduk. Kuru kuru gidiyorduk. Luichan bizi yakalayıp kuru kuru götürüyordu abi az daha. Sturgia muhtemelen şeyle savaşta değil mi Batanya'yla? Hayır savaşta değil. Eyvah. Şunları arka... Batanya kimseyle savaşta değil. Bir benle savaşta. Hocam kokumu mu alıyorsun? Daha takip ediyor beni deli bok. Birader ben bunların köyünü möyünü yağmalayamam. En mantıklı seçenek kervanlarına vurup kaçmak. Hı-hı. En mantıklı seçenek bu. Yani ya kervanlarına vurur kaçarım ya da bunlardan biri beni yakalar. İnim inim inletir beni. İnim inim.
Biz kervanlarına vurup kaçacağız ya Batanya'nın. Belki ben hani 80 askerim olsa 70-80 o da çok tehlikeli. Şimdi niye biliyor musun? 70-80 asker günde yer aşağı yukarı 1K para. Günde 1K para yiyen bir orduyu ben besleyemem. Hadi orduyu beslemeyi bir kenara bıraktım. Tamam mı? Adamlar günde 1K yiyor. Orduyu beslemeyi bir kenara bıraktım. Dedim ki boş ver, ordu bir şekilde bakılır. Ben bu savaşa gireyim. Savaşta çok kayıp verirsem geri nasıl toplayacağım? Deli deli mi ediyorum kendimi hocam? Galiba deli deli ediyorum. Rakiplere korku salmak içindi bu. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa normalde kill alabiliyorum ha. Tabii. Bir göndergeli silah alamadık kendimize ya. Bir göndergeli silah alamadık. Nasıl vurdum bilmiyorum. Birazdan da kendi adamımı vuracağım büyük ihtimalle. Böyle daha savunmasız, daha güçsüz rakipler yok mu? Bu adamlar karşılık veriyor. Batanya'nın savaşa girmesini bekleyeceğim. Batanya'nın doğal düşmanları var civarda. O doğal düşmanlarla savaşa girdiklerinde bütün köylerini içinden geçeceğim, bütün köylerini. Vay. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Abi bir hınçla vuruyor, ben anlamadım herifin. Nasıl bir hınç o ya? Umay Hatun seviye atladı. Atlasın bakalım, atlasın. Atlasın ama... Oh, güzel oldu bu. Birader dayak yiyoruz ya. Yani atlı okçu olarak adamlarım iyi, ben iyi değilim. Bak şimdi şöyle olması lazım. Benim adamlarımın, gelişmiş adamlarımın ölmemesi lazım. Ben zaten bir şekilde ayakta kalıyorum. Biniciliğe bak, binicilik var ya deli gibi artıyor. Esirleri de satarız be. Kaan muhafızlarının sayısına bakar mısın? Bunlar da yeni keşikler onların yerine gelen. Bunlar level 4 oldu. Kuzey Togur'da oldu. Bunlar da zırhlı atlı oldu. Asil'in oğlu zaten buna terfi ediyor Kaanlı'ya. Şöyle yapalım. Full Asil'in oğlu almışız biz. Şimdi bir yükte ağırlaşma olur bunları alırsam. Bunlar normal binek, savaş atı değil. Domuzu ve tahılı alalım. İki lokma ağırım, farkındayım ama Orksal'in dibindeyim. Orksal'in dibinde olduğum için bir şey olmaz diye düşünüyorum. Oh, tutsaklardan 2000 fidye. Abi çok iyi. Gel bakalım ticarete. Sat bütün her şeyi. Oh, 5300. Asar hayatı savaş... Ama çok pahalı lan. Batanya savaş bineği. Bu binekler çok pahalı. 5000 alınacak. Var mı hiç göndergeli silah böyle bana göre? Mızrak var. Sadece saplamalı keski. Bak bu. Bu lazım, anladın mı? Bu çift el yalnız. Çift elli göndergeli. Bu. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Kalkanı salla. Kılıç dursun. Ödenir bu kadar ya. Ama önce ok gelsin. Oktan sonra bu, sonra kılıç. Şimdi gidip birkaç kervanın daha böyle bir tepesine çökmem lazım. İyi kötü aldık silahı da, bu herifler beni takip ediyor abi. Ben ondan korkuyorum ya. Hani aniden geliyorlar. Sürekli rotasyon yapmak lazım. Sürekli rotasyon değiştirmek lazım. Hak veriyorum kendilerine yani. Şimdi ben olsam ben de kendime... Şş, Vilandia savaş açsana lan Batanya'ya. Aha, Batanya'ya Vilandia savaş açtı. Bak bunların gittiği yerden giderim. Birilerini arkalarım abi. Aslanlarım benim. İyi ki varsınız lan. Yürüyün. Topladı topladı güzelim orduyu, topladı. Hadi bakayım. Peki bir şey diyeceğim. Aynı adamlarla savaşta olduğumuzdan bana... Aha, 700 kişilik ordu toplamış. Aynı adamlar... Oo, 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 oo. Şu göl sıçanlarını şişlerim.
Göl sıçanlarını şişlerim de nereden bulacağım onu? Burası şimdi çok tehlikeli var ya. Harbi çok tehlikeli. Lagadul beni bir yakalarsa o 81 adamıyla beni parçalayabilir. 81 adamında çok süvari yok aslında. Piyade var da. Kalkanlı mı piyadeleri? Yok ya. Gene 40 atlıyla girilmez oraya. Gel. Gel kaç. Alkea'nın birliği. Hiç girmem ona. Sargot'u kuşatanlara dalmaya geldi bunlar. Ben de geleyim mi? Bak hele ben de geleyim mi? Bence var ya. Bence var ya burada var. Burada var abi. Burada ekmeğimiz var. Burada ekmek var. 1500. Girelim bu agalarla beraber. Yalnız orduyu komple kendim komuta etmeliyim abi. Beyler beni takip edin. Bu kara kergitlerle mi birlik olalım? Ne yapalım? Piyadeleri vuruşurken böyle sıkıp kil almaya çalışalım. Şu an var ya sırtlan gibiyim yemin ediyorum. Sırtlan gibiyim. Sırtlan gibi bekliyorum. Oh. Oh özlediğimiz göndergeli silah da geldi. Sırtlan gibi bekliyorum abi şu an. Belki 3-5 yudum bir şey çökeriz anladın? 3-5 yudum bir şey çökeriz keyfimiz yerine gelir. Bir orduyu 80 kişi falan yapsam ben bunlara bir zagazagalayacağım da. 80 kişi yapamıyorum orduyu. Burada piyadeler Shield Wall'da muhtemelen. Piyadelerine hiç bulaşmayalım. Benim atlılar beni takip edemiyor. Ben çok mu hızlıyım ya? Ya savaşı bizimkiler garanti kazanır da. Ne yapıyorsunuz lan? Bekleyin oğlum aha benim oğlanlar geliyor. 31 hasar. Hey yavrum hey. Beyler atlılarını bir kıstıralım heriflerin. Güzel. Şu göndergeli silah hünerim bir artsın. Atlılarını bir kıstıralım. Atlılarını bir kıstırabildiğimiz kadar kıstıralım. Abi loot'tan payımıza ne düşerse kar ya. Ne düşerse kar, ne düşerse. Belki bir iki Lord Mort esiri düşer. Sağlam itemliyse vururuz kellesini. Gerçi hoş karşılamazlar kelle vurmamızı da. Beyler gelin gelin. Gelin. Bak atlılar açılınca ne oldu? Arka taraf komple bizim. Hadi bakayım aslanım. Buranın başına Paydor'u vermişler. Paydor gitti. Asil Batanya savaşçısı gitti. Beyler çok kayıp vermemeliyiz. Aman diyeyim atlılardan birini galiba indirdiler hocam. Çıkalım, 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 çıkalım. Maazallah piyadeleri gelebilir, kayıp verebilirim. Umay Hatun, bir ölü, üç yaralı. Tamam. Üç yaralı olur, üç yaralı olur. Üç yaralı olur. Bu arada savaşları sadece ikon şeklinde göstermek lazım. Bak oynanıştan bunu şey diye ayarlıyorsun abi. Onu da göstereyim. Emir düzeni varsayılan kayıpları raporla. Sadece ikonlar. Heh. Böyle raporlarsan rahat edersin. Tamam müttefiklerin atlıları da geldi okçuları biçmeye. Otoya salsak tabii çok daha verimli olabilir de. Oto beni korkutuyor hocam. Ne olur ne olmaz. Bak 29 kill aldık. 6 ölümü. 6 ölü çok kötü. 6 ölü çok kötü. Kaan muhafızlarını sıkıştırıp yakalamışlar anladığım kadarıyla. Bence biz bebeleri otoya alırsak daha rahat ederler. Hani diğer atlı okçular ne yapıyorsa onu yapsınlar. Herhalde benim yaptığım gibi piyadelere kafalama daldırmıyorlardır. Bu silahı aldığım için hiç pişman değilim abi. Silah aksine çok OP. Ben ne oldu anlamadım. Neye çarptım anlamadım ya. Bir yerden bir delici hasar yedik gene. Aman abi, aman abi, aman abi. 10 ölü olmuş. Aman abi. Aman abi gel. Abi ne oluyor?
Adamlar bizi porucuyor resmen. 5 tane Kaan muhafızı kaybettik. Çık 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 çık. Çık, ne yapıyorsun? Bu nasıl oto? Çıkabildik mi? 12 ölü. Eyvah. Abi bu savaşta sağ kalmamız lazım. Bak neredeyse bütün her şeyimizi kaybettik. Neredeyse bütün her şeyimizi kaybettik. 9 yaralı iyileşir de. Çok kötü ya bu kadar ölü. Atlıları ben buraya yığayım. Ben bizim çocuklarla beraber gideyim. O çok kötü oldu ya. Ben hani otoya alınınca böyle bir halta yarar zannettim. Oto bir halta yaramıyor. Ne haber? Tam gönder geri silah 36. Şimdi burada yapmam gereken şey kendimi öldürmemek. Bana buradan ne kalacak ki sanki şey olarak? Ben uğraşıyorum o kadar. Şunlar benim adamlarım mı? Oğlum gelin. Mümkün mertebe muharebe meydanına uzak. Mümkün mertebe muharebe meydanına uzak. Yani 42 kill aldık ama 12 kayıp bizim için ağır bir kayıp sevgili arkadaşlar. Ya alınan 42 kill bir yana, kayıp gerçekten bizim için çok ağır bir kayıp. Yani bu savaşta dişe dokunur birkaç parça bir şey alamazsak bizim için gerçekten kötü olacak. Yani kuzeyete gidip kendimize yeniden asker toplayacağız zaten. Orası belli. Ama hani abi kaybettiklerimiz Kaan muhafızıydı. Hala hazırda experience kazanılmış. Birbirinden müthiş askerlerdi yani. Birbirinden müthiş askerleri kaybedip yeniden kasmak zorunda olmak mühim değil de, değmezse o kötü olur. Yani buradan bana bir versin, 10k loot versin ki belki de hata yaptık, bilmiyorum ya. ...30-40 adama ne düşer ki loot olarak? 30-40 kill aldık. Kayıplarımızı muhtemelen hesaplamazlar. 47 kill aldık sadece. Yani savaş skill kaçma açısından müthiş. Ama diğer açılardan çok kötüydü. Ganimetin %12'si. Benim adım Umay Hatun. Mesela. Ebair. Vururum lan. Vururum, para lazım. Vururum, yapacak hiçbir şey yok. Yaptı böyle bir. Garip bir yüz ifadesi takındı. Hocam öldük öldük. Öldük. Yani o Kaan muhafızlarımızdan geriye bir şey kalmadı. Batanya savaş bineği geldi. Pullu at zırhı geldi en azından. Ver ganimeti. Benim silahım falan var artık. Umarım iyi bir ganimet gelmiştir ya. Geldiği kadar. Kapasite aşıldı diyor, önemli değil. Sargot'un önündeydik. Bize yetişmesinler. Gidelim Sargot'a esirleri sata... bir saniye. Fidye alınacak tutsakları seç. Şimdi ilk kilimizi alacağız. At sırtında göndergeli silah hasarı. Sana zahmet. Ver göndergeli silah hünerine. Hocam selamun aleyküm. Çapak at! Abi item lazım. İtem lazım. Yani yapacak bir şey yok. Umay Hatun dürüst özelliğini kaybetti. Ya bu savaşa girdim. Yakışır bir şeyler düştü mü? Beyler bütün dünya ile ilişkimiz bozuldu. Bunlar beyler bütün dünya. Şu an bütün dünya diyor ki bu ne yaptı? Bütün dünya karşımızda da dursa yolumuzdan dönmek yok. Yani 4.5k para için değmedi. Net değmedi.
Yaralılardan dolayı yavaş yürüyorum. Maşallah maşallah. Sargut'un etrafından dolan var mı başka bana savaş ilan eden? Ebayir. 23 yaşında infaz edildi. Sen bizim gücümüzü göstermemiz için bir başlangıçtın sadece. Artık bana çok fakir diyemiyorlar. Sadece fakir diyebiliyorlar. Çünkü çok fakir diyenlerin gırtlağını alırım. Şimdi Kuzey'den tekrardan asker toplamaya gidiyoruz. Ya da Asaray'a girelim. Asaray'da varsa Asaray'dan da atlı okçu toplayalım. Bir tek Kuzeyit olması önemli değil. Atlı okçu olsun yeter. Atlı okçu olacak, kaça kaça sıkacağız. 17K para. Bu arada ilk infazımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. İlk infazımız gerçekleşti. Herkes bizden nefret ediyor ölümüne. Atlı okçu lazım ama. Oğlum Asaray'ın buralar ne gelişmiş lan. Ne güzel. Ama ben böyle gezersem boş gideceğim gibi evime. Ve her tur 325 yiyorum. Abi askerler ne gelişmişmiş öyle ya. Bakada baktık değil mi? Asaray da full atlı. Yani full atlı. Acaba hani hem atlı okçu hem atlıyla beraber mi takılsak diye düşüneceğim de. Süvariler artı atlı okçular. Hani... Belki. Ama bence ortak kom tutmaz. Hani böyle sade birisine yönelmek daha mantıklı gibi. Sadece atlı okçu. Agacım şaka mısın? Ya da belki bundan sonraki levellerde bazı levellerin ardından dönüyorlardır baksana. Asaray Memlük süvarisi lazım. Köylerden iyi adam geliyor. Bu arada yakalarsak kervan kesemeyecek durumdayız ne yazık ki. Tamam biz direkt Kuzeyit'e koşalım buradan ya. Yani belki bir faydamız dokunur. Belki buradan bir şeyler yapılır diye buraya geldim de. Tekrar Kuzeyit'e dönelim. Elimizdeki bu 17K para erimeden. Ki 6.6 hızım var. Hızımı ne azaltıyor? Çöl azaltıyor. Başka hiçbir şey yok. Peki. Oo. Batanya, Vilandiyalılar, Batanyalıları şişliyor. Olmasını istediğimiz olay zaten tam olarak bu. Bu arada benim karakterim var ya böyle düşmanları hemen dizildi. Kalodog, Luyishan, Tula. Ay, Tulak kötü oldu bak. Tulak kötü oldu. Adam diyor ki nasıl bir soyluyu vurabilir? Lishan'ın bebeği ölü doğdu mu? Var mı öyle bir şey? Ya, bakayım dedim son kez. Var mı öyle bir şey ya? İlk kez şahitlik ettim. Hocam yürü yürü. Toplayabildiğim kadar adam toplamaya çalışacağım. Yani sayımızı bir 60'a çıkarsak kafi bence. Ki 60'a çıkarırsak gelecek bölümler için çok çok iyi olur. Hatta şöyle yapalım efendim. Ordumuzu kuzey topraklarına ulaştırdıktan sonra videonun ufaktan sonuna gelelim ve gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Gerçekten çok keyifliydi açıkçası. Ve ben istiyorum ki bu seride böyle daha çok atraksiyona dahil olabilelim. Herkesin başı belada. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Gelecek bölümlerde Bannerlord serimiz kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.